11 yaşındaki Emi twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılmak umuduyla aile geleneklerine meydan okur. Muhtemelen ne diyor bu diyerek dinlediğiniz bu cümle, Netflix'te önümüzdeki ay gösterime girecek olan bir filmin spotu. Fransız yapımı Cuties adlı filmin ana karakteri Emi. Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına hazırlanıyor. Emi, Senegalli Müslüman bir göçmen ailenin kızı. Sadece 11 yaşında. Filmde Emi bir dans grubuyla tanışıyor ve bu gruba hayran kalıyor. Aralarına katılmak istiyor. Muhafazakar ailesiyle çatışma yaşıyor ve filme göre kendi yolunu çizmeye başlıyor. Fragmanında yayınlanan bir sahnede Emi, yaptığı dansı sosyal medyada paylaşıyor ve beğeni topluyor. Arkadaşı ise kendisine, "Seni sevdiler, baksana kaç tane beğeni geldi," diyor. Netflix filmin afişini yayınladıktan sonra hem Türkiye'den hem de dünyanın diğer ülkelerinden henüz aklını kaybetmemiş yüz binlerce kişi tepki gösterdi. Bu tepkilerden biri rapçi Zuvi'den geldi. Zuvi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunu söyledi. "Yıllardır pedofiliyi normalleştirmeye çalışıyorlar. Bunu yıllardır söylüyorum ve insanlar bana tuhaf bakıyor. Muhafazakar veya liberal olman umurumda değil. Minnoşlara hayır. Drag Queen Story Time'a hayır. 7 yaşında cinsiyet değişikliğine hayır. Çocukları bu konuların dışında bırakın." Filmin YouTube'da yayınlanan fragmanı 13.000 beğeniye karşılık tam 390.000 dislike aldı. Şirket yaptığı paylaşımla özür diledi. Filmin afişini değiştirdi ve o afişin filmi yansıtmadığını söyledi. Oysa filmin konusuyla yayınlanan afişi arasında hiçbir fark yok. Netflix aynı paylaşımında filmi kaldırmama gerekçesi olarak filmin Sundance Film Festivali'nden ödül aldığını belirtti. "Böyle bir filme kim ödül verir?" diye mi sordunuz? Cevap verelim. Festivalin kurucu ortağı Sterling Van Wagenen birkaç kez çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandı ve 2019 yılında en az 6 yıl hapsine karar verildi. Kurbanlardan biri Mayıs 2019'da New York Times'a konuştu. "I woke up in the night. There was an adult hand down my pants and I froze. I didn't know what to do." Hala çeşitli sebeplerle bu yayın çizgisine avukatlık yapanlara şu soruyu yöneltmek isterim. Çocukları cinselleştirmekten kazanç sağlayan şirketleri desteklemeyi bırakmak ya da en azından eleştirmek için daha ne kadar ileri gitmeleri gerekiyor? Ne görmeyi bekliyorsunuz ve ne gördüğünüzde artık evet bu çocuk istismarı diyeceksiniz.